Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size nidazol şurubu tanıtacağım. Yeni paketi böyle. 200 mg. Şu şekilde bunu tanıtacağım. Bakınız öncelikle şunu bilin. Kuşlarda nidazol, andozol, rondozol, flak serumu, mikostastin aynı etken maddelere sahiptir. Ama kuşlar üzerinde en iyi işi yapan nidazol şuruptur. İkinci olarak da flak gelir. Çiçek ve mantar olayında. Şimdi bunu iyi çözümlememeniz lazım. Yani herkes bir şeyi önerir de. Kuşlar üzerinde ilaçlar insan ilacıdır. Kuşlar için üretilmedi. Kuşlar üzerinde en iyi işi bu yapar. Peki neye karşı kullanacağız onu? Hani dışkılar vardır ya cıvıktır. Renk olarak beyazdır. Kireç gibi beyazdır. Tabi her kireçli beyazda çiçek mantar değildir. Veya kursak iltihabı bağırsak iltihabı değildir. Yumurta yapmayan kuşlarınızda da nidazol kullanabilirsiniz. Eğer bağırsak yumurta kanallarında mantar oluşmuşsa, yağlanma oluşmuşsa, iltihap oluşmuşsa gideriyor ondan sonra kuşu da yumurtlatıyor. Tabi bu %100 hepsi için geçerli değil. Çünkü bir kuşun gerçek sıkıntısını anlamak için laboratuvar testi yapmak lazım. Ya idrar tahalli, kan tahalli, film yani bunları yapma imkanımız olmadığı için Geneli itibariyle he 10 10 kişiden 8'i bundan faydasını görüyor. Şimdi ben size bunun kullanımını anlatacağım. Bakınız uygulama 7 gün. Uygulama kümesin geneline uygulamak istiyorsanız 7 gün. Kendi kapağıyla bir kapak 2 litre taze suya koyuyorsunuz 7 gün boyunca. 4. gün eğer kuşların ağzında mantar varsa cımbızla mantarları koparıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. 7 günün sonunda 2 gün kefir vermeyi unutmayın. 3 litreye 1 su bardağı denk geliyor. Şimdi çocuk dönüyor. Abi diyor 1 litreye ne kadar koyacağım? Ya 3 litreye 1 su bardağı koyuyorsan 1 litreye de 1 su bardağını 3'te 1'i kadar koy. Şimdi gelelim tek kuş uygulamasına. Nidazol şurubu. Arkadaşlar böyle bir 5'lik enjektör düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cc. Şimdi bu nidazolu çekerken bir rakamının yarısı kadar. Yani buna 0.5 diyoruz. Şimdi ilacı çektin mi enjektöre 0.5 birin yarısı kadar. Gerisini de temiz su dolduruyorsun buraya kadar. Buradaki maksat ne? İlacı yumuşatmak. İlacı yumuşattığın zaman kuşu da öksürtmez, kusturtmaz. Bütün gaye bu. Çekiyorsun, basıyorsun ağzına sabah akşam. Yavru kuşlarınız var kursağa taş gibi. Bilin ki burada iltihap var veya mantar var. İşte bu uygulamayı sabah akşam yapacaksın ona. Anlaşıla yapabilirsin. Yavruların ölüm sebebi çoğusu kursaktaki mantar. Hani ekmek palet yem veriyoruz ya işte bunlar mantarı ana sebebidir. Onları daha önceki videolarımda da anlattım. Nidazol şurubu bu şekilde kullanırsanız iş yapar. Bir sonraki videoda beğendiyseniz lütfen beğene basın. Emeğe saygı. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.